Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gidenlere üzecek bir haber var sırada. Bu haberi maalesef bekliyorduk ve haber de gerçekleşti. Türkiye'de son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili Almanya'dan yeni bir adım geldi. Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yüksek riskli ülke ilan etti. Aşı yaptırmayanlara en az 5 günlük karantina zorunluluğu getirildi. Bu da maalesef Türkiye'de tatil yapan birçok gurbetçi vatandaşımızı olumsuz etkileyecek. Almanya, artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler grubuna çıkardı. Funke medya grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarından aktarılan habere göre Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Karadağ ve Vietnam'da yüksek riskli bölgeler arasına eklendi. Lisbon ve Algeverge kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan çıkarıldı. Portekiz daha önce Almanya'nın yüksek riskli ülke kategorisindeydi. Habere göre değişikliklerin pazar günü devreye alınması beklenirken Türk vatandaşları için ise salı gecesi yürürlüğe gireceği açıklandı. Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular ya aşı olma belgesini gösterecekler ya da COVID-19 geçirdiklerine dair belge göstermezlerse 10 gün karantinaya alınacaklar. Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya 5. günde son verilecek. Gerçekten Almanya sürekli kural değiştiriyor. Şu ana kadar kaç tane farklı haber yaptık? Birçok Türk vatandaşı, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı şu anda Türkiye'de tatilde. Ancak Türkiye'den tatilden dönerken aşı olmamışlarsa ya da hastalığı geçirdiğine dair belgeleri yoksa Almanya bu kişileri ev karantinasına alacak. Gerçekten çok can sıkıcı bir uygulama değerli izleyiciler. Diğer yandan şu da çok ilgi çekici. İsrail aşılamanın en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Nüfusunun yaklaşık %80'ini aşıladı. Ancak İsrail'de vakalar yeniden patladı. Diğer taraftan İzlanda'da da yine aşılama oranı yüksek ülkelerden birisi. Yine vakalar patlamış durumda. İlginç bir şekilde ölü sayıları da artıyor. Acaba aşıların etkinliği Delta varyantına karşı yeterli değil mi? Bu soruyu sormak gerekiyor değerli izleyiciler. Bunun da takdirini sizlere bırakıyoruz. Çünkü çok fazla buradan yorum yapamıyoruz. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Hafta sonu haberlerimizi yine editör arkadaşımız sunacak. Pazartesi görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.